Merhabalar arkadaşlar, Mutfak Tetikler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için, tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu video tarifimde böyle nefis pasta tarifim var. Çilekli, kedi dili, tiramisu tarifim var. Görüntüsüyle olduğu gibi lezzeti muhteşem oldu. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Yarım kilo çileği, yarım bardak şeker, yarım bardak su ile ocakta kaynama derecesine getirerek daha sonra blender'a vurdum arkadaşlar. Bu şekilde sos elde ettim. Bu kısmını çekmemişim, kusura bakmayın. Bu sosla da ayırarak pastamızı hem ıslatacağız hem üzerine sos yapacağız. Jelatinimin üzerine su döktüm, karıştırarak hafif kenara alıyorum ve o orada kabarması gerekiyor, aktif hale gelmesi gerekiyor. Tarifim bu videonun altında açıklama kısmında yazacağım, oradan bakabilirsiniz. 2 tane yumurta sarısına şekerimi alıyorum. Mikser yardımıyla tam 3 katına gelene kadar güzelce çırpıyorum. Bu da orijinal tariftir tiramisu'nun arkadaşlar. Yumurtası çiğ oluyor ama siz eğer çiğ istemiyorum derseniz bu karışımı bu şekilde tel yardımıyla karıştırarak benmari usulü hafif 5-10 dakika pişirdikten sonra, soğuduktan sonra böyle çırpıp aynı şekilde uygulayabilirsiniz kremanın içine. Mikser yardımıyla böyle iyice kabarttım. Yumurtayla şekeri kenara alıyorum. Çiğ kremayla devam edeceğim. Aynı şekilde mikser yardımıyla iyice kabarana kadar, şanti kıvamına gelene kadar çırpacağım. Daha sonra krem peyniri ekleyeceğim. Krem peyniri istediğiniz marka kullanabilirsiniz. İster labne kullanın, ister krem peynir kullanın. Ama ben krem peynir kullandım burada. Elimde o vardı arkadaşlar. Dediğim gibi sınırsız. Kıvamı böyle kremamızın. Jelatinim böyle kabardı. Benmari usulü onu da buhar üstünde eritmeye gönderiyorum. O diğer yandan erirken ben kremamı tamamlıyorum. Krem peynirimi, yumurtanın sarısını, yumurta harcımın içine krem peynirimi ekledim ve mikser yardımıyla iyice güzelcene onu da çırpıyorum. Böyle güzel kalın bir krema elde ettik. 2 tane vanilin ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Ve artık kremamız hazır. Birleştirmek kalıyor. Spatula yardımıyla yavaş yavaş bu iki kremayı birleştireceğim. Lezzeti çok farklı oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu orijinal tiramisu tarifidir. Onu da yani yapmak istedim. Onu da deneyin istedim. Gerçekten lezzeti çok farklı. Farklı lezzet sevenlere böyle bulut gibi çok leziz bir lezzeti var. Ben çok beğendim. Bu şekilde kalanını da spatula yardımıyla karıştırıyorum. Erittiğim buhar üstündeki jelatinimi de ekledim. Spatula yardımıyla onu da hafif yavaş yavaş karıştırıyorum. Artık kremam hazır. Kenara alıyorum. Kedi dili bisküvilerimi bu şekilde uçlarından kalıbıma denk gelecek şekilde, hani dik dursunlar, ayakta dursunlar diye uçlarından kestim arkadaşlar. Daha sonra kestiğim kurabiyeler yine pastanın içinde kullanacağım. Diğer sağlam kurabiyeleri pastanın dibi olarak kullanıyorum.
bu şekilde dibine dizdikten sonra uçlarını kestiğim kedi dilleri bu şekerli tarafı dışarı gelecek şekilde kalıbımın kenarından bu şekilde diziyorum. Kalıbımın çapı 20 santimdir arkadaşlar. Bu şekilde o çilek, blender'a vurduğum çilek sosundan fırça yardımıyla böyle kedi dillerimi sadece böyle katman olarak koyduğum kedi dilleri iyicene bol bol ıslatıyorum. Yan duvarlarına fazla gelmesin. Pastanın şekli düzgün olması gerekiyor. Kremamdan bir kısmını birazcık üstlerini kapatacak şekilde kremadan koydum, düzelttim. Yine kedi dilinden böyle bir katman geçiyorum. Boşluklar kalacak kısımlarına da diğer yanlarına koyduğum kedi dillerin uçlarını onlardan koyuyorum kırarak. Hiçbir yer açık kalmasın, boş kalmasın diye bu şekilde. Tekrardan çilek sosumla fırça yardımıyla iyicene ıslatıyorum. Bol bol koyabilirsiniz, hiç korkmayın. Kedi dilleri güzelcene ıslansın. Çilek sosuyla böyle mis gibi yerken çilek aroması gelsin. Yine aynı şekilde yine bir katman kremadan koyuyorum. Artık yan kurabiyeleri sabitleştirdiğimiz için krema koyma aşaması kolay oluyor artık. Dökülmüyorlar. Bu şekilde düzelttikten sonra yine bir katman kurabiyeden geçiyorum. İçinde jelatin olduğu için arkadaşlar bir gece dolapta dinlendirdikten sonra pasta kendini tutacak. Gerçekten leziz bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Bir katman geçtikten sonra yine çilek sosumla bol bol ıslatıyorum. İsterseniz tabii ki de böyle çilek parçaları da koyabilirsiniz arasına. Öyle de daha güzel olur. Kalan kremamı hepsini koyuyorum. Böyle kocaman bir pasta elde ediyoruz bu kremayla, bu tarifle. Hiçbir şey ziyan olmasın. İyice düzelttikten sonra kenarları sabit olduklarından emin olalım. Bir kat, son kat yine kalan kurabiyelerimden diziyorum. Kırıntılar, hiçbir şey kalmayacak şekilde hepsini diziyorum. Ziyan olmasın. Bu şekilde hiçbir zararı yok. Yine fırça yardımıyla bolcana çilek sosundan ıslatıyorum kurabiyelerimi. Evet, iyicene sürdükten sonra her tarafına üstüne jelatin streç çekerek buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece dinlenmesini sağlıyorum ve jelatinin donmasını bekliyoruz. Kalan çilek sosumuzu bir kaba alıyorum.
Dediğim gibi tarifini bu videonun altında yazacağım. İnce ince hepsini tüm gramajları ile beraber yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çilek sosunun suyu ve nişastayı ekledim. Tel yardımıyla çırparak ocağa alıyorum. Ocakta 5 dakika kaynattıktan sonra fazla renginin dönmesini beklemiyoruz. Hemen alıyoruz. Bize böyle canlı canlı renk olması gerekiyor. Lezzeti de aynı şekilde. Sosumuz diğer yandan kaynıyor. Hazır. Dolaptan çıkardığım pastayı streçini açarak üstüne çilekli sosumu hemen sıcak sıcak döküyorum. Bu şekilde üstünü düzelterek yarım saat kadar üstünün sosunda donmasını bekliyorum. Evet, artık üstümüzün sosu dondu. Gerçekten nefis oldu. Bu şekilde kalan yarım kilo çileklerimle de ben dondurulmuş çilek kullandım. Siz isterseniz taze de dondurulmuş da kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde çileklerden süsleyerek pastamızı bitiriyoruz. Sizin elinizde ne varsa isterseniz olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Böyle üstüne bolcana pudra şekeri de serperek veya farklı çikolata da dökerek servis edebilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Ama gerçekten sunumu muhteşem oldu. Misafirler için yapmıştım ben arkadaşlar. Herkes çok beğendi. Sunumuna bayıldılar. Lezzetini zaten söyleyecek bir şey yok. Lezzeti böyle yumuşacık, bol atom çilek aromalı, nefis bir tiramisu oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Nane yapraklarıyla da bu şekilde aralarına koyarak süsledim arkadaşlar. Şu görüntüye bakar mısınız? Harika oldu. Son halimiz böyle. Pastanın etrafına da bir kurdale ile bağlayarak tamamladım. Tiramisu pastam böyle oldu. Çok nefis oldu, güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi lezzeti muhteşem, çok farklı. Orijinal tiramisu tarifidir kremamız. Bu şekilde siz de deneyin. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.